Hemen fazla fazla kendi kendime böyle mırıldanıyorum çünkü bir her yayının başına. Selamlar dostlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? her yayın böyle şey yapıyorum ya. Varat varat dırıt dırıt ötüyorum ya, ya. bu sefer ötmeyeceğim ya. Bu sefer ötmeyeceğim. Hello. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. O zaman merhaba Kadim oyuncu Nasılsınız? <laughs> Böyle ilk YouTube yayınlarına başladığım dönemde Cengover'lar diyordum böyle. Hani her yayıncının kendine ait böyle bir tarzı vardı ya. ilk. çok teşekkürler. Selamlar, iyi yayınlar. Selamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler de senin için. Çok sağ ol. <laughs> Vay, gerçekten ne yapsın şaşırıyor bana. ilk. çok sağ ol de senin için. İkinci ay, harika. Ee, hello, hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Vallahi da daha... Koyamadık galiba. Tahminim <laughs> Rusya. Bakın ben de bilmiyorum ya. Uzun uzun zamandır uzun zamandır böyle ran, randomlu randomlu yayın yapmıyordum. O yüzden böyle dedim ki hani bir alalım gene başımıza bir bela. Dedim neden olmasın? Öyle değil mi? Yani yok ya. hepsi kapalı 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 her şey kapalı galiba. Tü 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 tü. Ya aslında şeyi düşünüyordum. Eleanor'la Eleanor böyle gerçek Avrupa haritasında falan mı oynasam diye düşünüyordum ama. Daha kişi restart atalım. Yayının adını koyarız ya. Şey yaparız. Selam Uğur'cum ya. Valla ne olsun. Yorgunluk. Koşturmaca. Planlar projeler. Bugün böyle eee... çok heyecanlanıyorum ya. Daha böyle ismi cismi falan belli oldu da görsel konsept çizimler gelmeye başladı. Yeni üzerine çalıştığım PC oyununun çok heyecanlıyım, gerek heyecanlıyım yani. Dram Dram dramatiksiz arkadaşlar, dramatiksiz. Allah. Ee, şeyi sayacağız, ee, ne derler? Kaç restartımız var, sayacağım. Leylan alanlarını nasıl kullanabiliyoruz? Ee, Ergümürç <laughs> Söyleyemiyorum. Ergün... Er, ergonomik <laughs> Bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum şu an. Ee, şey, leyline'lar aslında normalde distriklerin birbirine yakınlık bonusları var ya, onların yerine geçiyor. Sen o leyline'ların etrafına kurduğun distrikler ya da kurduğun tarlalar vesaire, onun sayesinde normalden daha fazla bonus olarak devam ediyor. Aslında hikaye o. Yani sen şey gibi düşün. Ee, şehir distrik planlamanı yaparken o leyline'lar üzerinden yaptığın zaman çok daha sağlıklı bir üretim hattı ve hayvan gibi... E, yemek, bilim, kültür vesaire gibi bonuslar kazanıyorsun. Alpi, teşekkürler. Çok sağ ol senin için. Hoş geldin Hamza. Yani rock bandlerin neden e, sadece fake alınabildiğini bilmiyorum. Bu bir tasarım kararı bu arada. Ben de dünkü yayında bundan bahsediyorum tam olarak. Şeyi sevmiyorum yani. Gerçekten rock bandlerin fake alınabiliyor Ben parasını vermek istiyorum abi. Parasını verip bildiğin hayvan gibi Zetalika'yı kurmak istiyorum orada. Zetalika, Zilon, Zayden falan gibi böyle garip antin kuntin şeyler ama yani zaten oyundaki e, Civilization'daki sanırım en e, şey nokta yani Fate'e giden adamın da bir şansı olsun denmiş. Yani farklı bir şansı olsun denmiş. Yani sadece böyle sağa sola din adamları yollayalım işte kılıçları işte inançları birbirine vurduralım falan gibi değil. Yani onlara farklı bir çıkış yolu vermişler. Yani dini turizm ve kültür için kullanabilmek ve e, ama yani gerçek kültür zaferleri sonuçta ekonomik zaferlerle alınır. Yani Civilization'a gelmesini hep istediğim şey bir ekonomik zafer tipi gelmesini istiyorum. Hatta şehirlere bankalar kuruyoruz ya mesela. Ya oyunun çok derinliğini arttırıyor bu arada ama şimdi Mansa Musa'nın bankasına para yatırmak var. Bir de gidip İnkaların bankasına yatırmak var. Yani İnkadakiler o parayı alıp insanların kafasına altın döküp kafasını uçurup piramitlerden aşağı kan akıtacağına ben benim parasını değerlensin abi faiz maiz bir şey koyalım oraya. Olmaz mı yani? Yani bilmiyorum ben gerçekten şey yapıyorum yani çünkü şeyi beni garip hissettiriyor. Ege selamlar, hoş geldin. Din ve kültür birlikte gittim dün. 200. turda 9k birlikte rock Rockbender'e basıp 212. turda kazandım mesela. Evet yani çok çok enteresan. Yani hiçbir feyti harcamazsam ben çok kullanıyorum bu arada feyti. Baya böyle... Ee, pf, bilmiyorum ya yani... rock Rockbender'i ekonomiyle de alabilmek isterdim. Ya yani en azından öyle bir opsiyonum olsun yani böyle bir yönetim kartı koyayım. Hani Fate'le purchase edeceğin şeyleri işte Gold'da da alabiliyorsun desin ne bileyim. Böyle ya da iki tane kart koyayım hani yönetim sistemi falan bozsun. Ama zor yani. Bırak bir şey yok. Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ee, evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Herkes, herkes yetişti. İşte ben de biliyorsunuz arkadaşlar böyle laps diye başlamıyorum. Bir ilk 10 dakika sizlere haylatır sormaca. Keyifleriniz nasıl? Sorularınız varsa onlara cevap vermeyeceğini harcayıp. Onlarla geçirip ondan sonra zevkli ve keyifli bir yolculuğa gidiyorum tabii ki. Bu işin en eğlenceli tarafı diyebilirim. Eee bir ne? Paraların alım güçleri değişmemesi gelsin yolu arasında. İ, Ibe, İBM e ne? Bilemedim. <laughs> o büyük bir çıkmaz ya gene. Ee, ya bol kaynaklı haritada neden oynamıyorum? Bugün tamam ha, yani tamamen random yapacağım ama kaynakları böyle yani şey Rabbim üzerime yağdırıyor şeklinde kaynaklar seçeceğim. Yani öyle bir şey yapacağım. Tise'yi e, İzmir'den selamlar yayınlar. Geçmiş olsun tekrar. Umuyorum keyifleriniz e, birazcık toparlanmaya başlamıştır. E, yani hala hem güzel haberler hem kötü haberler bir arada geldiği için çok bir şey diyemiyorum. Çok da kurcalamak istemiyorum. E, yani. Diyecek bir şey yok. Eee oyun tasarımı okuyanlara bir tavsiyem var mı abi? Evet var. Okuldan her şeyi beklemeyin. Yani bu biliyorsunuz ki ülkemizin en güzel lafı. Ee, bir şeyi bir yerden beklemeyin. Kendiniz yapın. Üniversiteler, yani bu illa oyun tasarımı olmak zorunda değil. Bütün üniversitelerde geçerli olmak üzere. Üniversiteler sana bilgi vermekle hükümlü değiller. Hiçbir üniversite senin kafana böyle vurup, kafanı yarıp, içine böyle kitabı tıkmayla hükümlü bir yapı değildir. Üniversiteler farklı kültürlerden, seviyelerden insanlarla birlikte bir araya gelip birlikte ortak bir amaç için araştırma yapıp bir problemi çözebilmek için kurulan mekanlardır. Olması gereken bu. Bu yüzden de hani e, herhangi bir bölüm okuyan üniversite öğrencisi için diyeceğim tek bir şey var. Ödevleri vereyim geçeyim diyorsanız abi zaten vasıfsız işçi kategorisine düşüyorsunuz. Yani gerçekten böyle. Yani üniversiteden mezun, mezun müdür mezun oluyorsunuz ve ben bu tür insanları almıyorum. Onun yerine alaylı okulunu okumamış ama kendisini geliştirmiş olan benim için daha değerlidir her zaman. E, bu yüzden de bu, bu 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 yüzden de dediğim gibi arkadaşlar okullar size farklı imkanlar sunar. Yarışmalar, projeler, hocalarınızın projeleri vesaire üniversiteler böyle mekanlardır. Burada farklı insanlarla ekip olmayı öğrenip birbirinize güvenmeyi öğrenip projelere başlamayı ve bitirmeyi öğrenin ve bunu başardığınız takdirde eğitim hayatınızda normal iş hayatınızda da hiçbir şey size engel olamaz. Yani çok samimi söylüyorum arkadaşlar. Ayağınıza gelen fırsatlar üniversitede var. Ama sadece %70 yoklamaya gitmem lazım. İşte ödevlerin şu kadarını vereyim. C ile geçeyim. Ya bunları geç abi. İstiyorsan D ile geç. İstiyorsan komple D ile geç. Ama bir sürü proje yap. Oradan mezun olduğunda zaten müdür olmak istemeyeceksin. Çünkü zaten sen kendi işini baş başarabilecek bir personel dönüşüyorsun. Bayağı böyle yani hani. Ben böyle görüyorum en azından. Abi YouTube'da pandalarla olan videonuzu izliyordum. Bir anda kendimi burada buldum. Yayınlar. Heh boyka. Selamlar. Hoş geldin. Ee, valla papaz yazı, yazılımı nasıl öğrenirsin? Bayağı 21. yüzyıldasın. Ve internetten yani araştırarak, okuyarak ve tabii ki İngilizce öğrenerek arkadaşlar. Türkçe kaynaklarda integer'a integer diyen e, kekorottilerden lütfen yazılımı öğrenmeye çalışmayın. Yani bayağı tatsız insanlara var. Şimdi buraya bir integer veriyoruz falan diyor böyle. Sonra bir şirkete giriyorsun. Bir yanındaki İngilizce bilen e, senior developer sanıyor ki işte neden e, işte integer'ları bilmem ne böyle kullandın diyor. Değişkenlerden bahsediyorum bu arada. Sen orada böyle yapıyorsun. E, o integer değil miydi? Sonra herkes ortasında bir de integer diyorsun. Ondan sonra böyle bir de dalga konusu olacaksın. <laughs> Hiç girmeyin yani. Arkadaşlar 21. yüzyıldasınız bir şey öğrenmek için e, bakmanız gereken yerler belli. Giriniz bakınız. Bugün böyle yardırarak girdik ya. olan şu üniversiteyi açmayın bana çok sinirli üniversite öğrencilerine. <laughs> gerçekten sinirleniyorum yani. <laughs> Bugün oyunda bolluk bereket var arkadaşlar. Bunu yapacağız ya. E, oyun tasarımı yüksek sansı yaptım Bahçeşehir Üniversitesi'nde. <laughs> e, ben şöyle bir algı var. Mezun olunca başlayacağım. Üniversite gerçekten Tabii canım abi sen gidip böyle şey gibi bakkal gibi üniversite açarsan abi olacağı bu yani. E, açmayacaksın abi. 10 tane üniversiten olacak. Ama o 10 tane üniversiteden çıkan adam beraberinde oraya gelme fırsatı olmayan 10 tane adamı daha eğitebilecek kadar da böyle bilgili çıkması lazım. Ama olmuyor işte, yapacak bir şey yok. E, normal bir şehrin production'ı kaç oluyor? Yani koyduğun production üretim miktarına göre yanındaki tepelere, dağlara ve coğrafyaya göre çok değişiyor şu an ya. Yani yüzleri de görürsün, yüz elleri de görürsün. Vallahi random gecesi arkadaşlar. Ne gelecek bilmiyorum. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Şu oyunu da açayım bir yandan arka taraftan. Zıt. Random Night. Ya bizde bende de var abi yani çok ben çok şirkette çalıştım. Hem oyun sektörüne de normal işte uygulama tasarımı yapan geliştiren firmalarda da kurumsal işte televizyon kanallarına da çalıştım arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Ee, geliyor <laughs> genç arkadaşlar. Yani sanırsın dünyaları fethetmiş ya inanılmaz hayatında böyle kendi bulunduğu şehirden bir tek yan taraftaki şehre bir uğramış. O da böyle bir tanıdıkları evleniyor diye yurt dışı görmemiş bilmem ne yapmamış gelmiş benden böyle eşek yüküyle para istiyor. <laughs> Verir miyim? Bende o yüz var mı ya? Hayatta var mı? Ama ki ama ki projeleriyle gelen biri olursa da ve onun o tecrübesini zaten konuşma tarzından bilgi birikimini o kadar güzel veriyor ki karşınızdaki insan bunu. Yani kolay kandıramazsınız yani. Anladım O istediğiniz kadar böyle pohpohlayın CV'lerinizle 50 sayfa falan yapın ama o yemiyor o iş. unutun yani ben size söyleyeyim. Ee, o yüzden de ben daha çok proje yapmış ve daha çok fail etmiş insanları tercih ediyorum birlikte çalışmak için. Ne kadar ne kadar hata yaparsanız bu iş hayatınıza girmeden önce özellikle öğrencilik döneminde yaptığınız projeleri fail edin, bitirin, sonunu görün. Bunların çok büyük faydasını göreceksiniz gelecekte. Giyip böyle hayat bilgisi 101 bitti deyip mikrofonu kalemi aç. <laughs> 5 dakikada bütün sektör değil aslında beş dakikada bütün dünyadaki bütün sektörleri özetledim abi. Adam üniversiteden müdür mezun oluyor ya. İnanılmaz gelmiş falan ondan sonra böyle şey yapıyor. <laughs> diye ben böyle yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam canım. <laughs> evet benim benim var. Kendi 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 oyun şirketim var. <laughs> Okey. Eee şunu önce, önce şunu ayarlamayı seviyorum. Burası burası random olacak. Belki 3 6 tane adam aldım bu sefer karşımıza ya. Böyle 5 az oluyor. 7 bazen fazla, fazla oluyor. En azından 1 6 iyidir. Abi bir gün komple chat yapalım. Okey arkadaşlar bunu seçerim. Hangi gün olacağını. Hepiniz için uygun olduğu bir gün. Komple ben böyle yardırayım her yere. Ne dersiniz? <laughs> Yard yardır day. <laughs> yardır günü. O yardır günü yapalım mı? <laughs> İçinden geçeyim herkesin. <gülüyor> böyle... <gülüyor> ...böyle bana bana gül diyeceksiniz... ...ben böyle batar diyeceğim orada... <laughs> De ...olacak o kadar değil mi... ...tam yere rast geldim... ...manzara koyayım böyle... splax <laughs> ...döner bıçağını ne yapacağım abi... ...dünyanın en vasıfsız bıçağından bahsediyorsunuz... burada arkadaşlar... ...döner bıçağı dediğiniz şey... ...döner kılıcı aslında... ...yani <laughs> baktığında... ...ve hani normal bir kılıca karşı... ...hiçbir şansı olmayan bir cihazdan bahsediyorsun... Yardır dayı ya. <laughs> yardır dayı. Hatta bak Yardır dayı. Çok güzel değil mi? Yardır günü gibi. Yardır günü. <laughs> Soruyorum ya şeyde konuşacağım. Onlar, onlar da güzel gömüyorlar ya. Temiz gömüyorlar ya. Ee, aslında var. Onu da sormak istediğim çok güzel bir sorum var da. Bir, birlikte yapacağımız bir CV yayınına saklarım. Büyük ihtimalle bu cuma günü denk gelirsek. Müthiş bir soru soracağım ona oyun tasarımıyla ilgili. Um, Okey random bir harita için shuffle değil mi? Yani ne çıkacağı belli olmayan. Böyle standart bir haritada sen standartta oynayalım ya. 7 tane adam olsun karşımızda ya. Üf, ne yapayım yani. Yardır günü. Ya, yani yardır günü çok iyi ya. Ee, ne çıkacağını bilmiyorum. Map size belli. Resource'lar yani böyle üf verdir verdir resource. Starting position'a bir de üzerine legendary vereceğim be. Yani hani böyle şeyle başlayacağım. <laughs> Yürü ya diyor. Kıyamet modu oynamak biraz eğlenceye kaçıyor gibi. Valla genelde eğlenceli kaçmıyor. Ben son şehirlerimi kaybediyorum ve <laughs> çok tatsız bir şeye dönüşüyor benim için ya. Hani bayağı tatsız bir şeye dönüşüyor. Senin sohbetin çok güzel abi. Bence bir konuklu söyleşi yeni yapsan belli konular size güzel olabilir. Aslında planım var bu arada. Ee, özellikle şeylerle getirmek istiyorum hem sektörden birilerini getirmek istiyorum. Hem yurt dışından tanıdığım işte yayıncı firmalar var. Oradaki oyun geliştiriciler var. Birazcık onları getirmek istiyorum. Arada İngilizceli yayın olabilir yalnız. Yani sonra abi ben bilmiyorum anlamıyorum falan demeyin yani. İngilizceli. İngilizce yayın. Selamlar hoş geldin kulisiyim. Berat selamlar. Hoş geldin. Eren. o oh, Herkes herkes geldi buraya. Eren onlar o Kasım'ın sonuna doğru arkadaşlar. Onlar şu aralıksız üretimdeler. Onları da çağıracağım bir gün. Onlar var. Sonra bizim buradaki moderatör arkadaşlarımızda Aydın Erler var. Onlar da bir tane VR oyunu yaptılar aynı şekilde. Onun dışında yeni bir tane daha Türk Korku oyunu çıkmış. Daha bakamadım ne olduğunu. Ona da bakacağım. Ee, bir gün şeye Arşipel benim ekipten, Arvis'ten bizim ortak. E, onunla birlikte böyle bir genel goy goy yayını yapacağım. Sohbet, muhabbet. Bizim sanatçılarımızdan Ali Yağız var. E, onu çağıracağım. Eee... Bakalım ya bir sürü var mı yani çok insan var ya böyle publisherlardan çok var yatırımcılardan çok var yatırımcı adaylarından çok var tercüme çeviri yapanlar var hani adam gibi oyun çevirisi nasıl olur falan anlatmak istiyorum burada yani gerçekten. Ee, fazma, fazmofobiye bakmadım ya yani aldım aldım ama daha bakmadım. Ee, böyle donanımlı diksiyonu müthiş adamlar gördükçe kendimden geçiyorum. <laughs> Ülke kuruluşu olayım. Arkadaşlar worker, hepimiz aslında worker mantığıyla hareket etsek aslında ne kadar çok değer üretebileceğimizin farkındasınız değil mi? Oyun çevirisi mi? Uuu, Çinceden mi? Çopa, çok teşekkürler. Çok sağ ol. Hoş geldin Emzan. Okey. Ee, random, 1'e 7, date'i, standart 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 aramızdan başlıyoruz. Start erimizden başlıyoruz. Geçmişten günümüze. Oyun hızını acaba quick mi yapsam ya? Ya da online mi yapsam böyle? Çince alır ya Çince. Borjuel oyununun Monopoly tabu gibi bir oyun mu? Bilgi verir misin? Eren evet evet kesinlikle kutu oyunu. Ee, ama kutu oyundan farklı olarak daha çok Rust gibi düşün. Ee, arkadaşlarınla bir arada oturuyorsun. Her tur kaynak topluyorsun. Kaynaklarla yerden silah craft ediyorsun. Craft ettiğin silahlarla arkadaşlarını vurup en son hayatta kalan olmaya çalışıyorsun. Değil mi böyle on, online... Hadi online speed e oynayalım bari ya bugün. Aynen. Bakalım ne oluyor. Ben bir de şu online speed'e alışayım. Şimdi mal maçlar yapacağız. Ondan sonra bana demesinler abi 2 turda setler bastın ya falan demesinler. yani. <laughs> Tarzımız bu biliyorsun ya. Basarız. Ben böyle 10 tur içerisinde 6 setler bastım falan hatırlıyorum yani bu oyunda. İki turda iki turda piramit bitirdiğimi hatırlıyorum. baya <laughs> saçmaydı onlar. Hadi bakalım. Şimdi, şimdi tahmin et siz oyun hızı bitsin diye online oynuyorsunuz ya. <laughs> online hızı gelirse bay. Onun yerine remake de atabiliriz Ege'cim tabii ki. Daha Pirate'lara balans gelmedi sanırım. O yüzden onlara bakacağız. Okey süper harika. O zaman e, random gecemiz başlıyor. Bu random gecemizi random bir map'te e, standart bir harita boyutunda bol kaynaklı her türlü doğa harikasının olduğu bir de üzerine efsane bir başlangıçla Deity'de herhangi bir modu açmadan başlıyorum galiba. Online girince çok hatam oluyor. Nasıl yani? Aa tek shuffle mod niye yok bende? Gerçi ben hani mapi komple random yapmaktan bahsediyordum ama siz galiba tek specific shuffle modu da istiyorsunuz. Okey, problem değil açarız ya. Ee, evet yok hızlı olunca tabii ki hataya çok açık oluyor gerçekten orası kesinlikle doğru bu arada. Eee standards game speed online map shuffle Map size standart dedik. Resourcelar bol miktarda. Starting position legendary. Okey yani şunlardan herhangi birini istiyor musunuz istemiyor musunuz aslında? Vanilla'ya yakın girelim diyorsan Vanilla Gathering Storm zaten yani. Hani ee, Vanilla da girebilirim. Bir de Gathering Storm'a çok alıştım yani. Mesela şu an bunu kapatıp normal standart kurallara göre oynarsam Okey, dramatik eğicileri açmayacağım biliyorum arkadaşlar. Bu gerçekten kabus. Apokalips, Society, tegen and Shuffle. Var mı arttıran? No mods, yes yes. Bu mudur yoksa standart gathering storm mu? Bu mudur standart gathering storm mu? Sizdeyiz. Arkadaşlar. Zikrofon sizde. <laughs> Vanilla gerçekten işkence bu arada ya. Budur, bu akar bu bu bu. Tamam, okey. Ooo, kıyamet çok güzel. Bu olsun abi. Haydi yapıştır o zaman. <laughs> Blaze Wolf, teşekkürler. Çok sağ ol desteğin için. Hoş geldin önümüze. Huhu, ikinci ay.

Amanet ol, Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> restart, dakika bir restart. Oynayalım derseniz oynayacağım bu arada. Yani gerçekten oynayalım derseniz oynayacağım da yani. <laughs> bir mepe bakalım arkadaşlar, bak şimdi. <laughs> Result ince yavarman gelecek kesin ya. <laughs> gerçekten kesin. <laughs> Gerekli işkence etme. <laughs> Ay <Ya> monitör. <laughs> oynama lütfen tamam okey tamamdır. <laughs> Amelitor'un alnına yazdınız oynama diye. Ya. Tamamdır oynamayacağım. Ah 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 oynama dediğiniz oyuna bak ya. İnanılmaz yani. Oynama dediğiniz oyun var ya. God Start verdi. Ben bunu şöyle yapayım. Ben bunu bir YouTube videosu için ayrıca çalışayım buna. Amanitor. God Start. Şurada dursun böyle. Arkadaşlar haritaya bakmadan karar vermeyin işte. Hep bunu söylüyoruz. <laughs> <God start. gülüyor> Tabii ki canım bir konuşacağım bununla alakalı da. Öyle <laughs> YouTube content. Yani YouTube'a content var ya. Yani. Bu hafta sonu YouTube'a çok content var. Ya aslında yüklemiş olduğum iki tane videom var. Falan ama save aldım, save aldım. Ya Amanitor'la oynama derseniz oynamayacağım arkadaşlar. Hemen Twitch'e böyle şey yapayım mı? Bir dakikalık kısa bir anket atalım mı? Pol. Niye poll, Resmidir. Ya. Nah bir dakikalık, bir dakikalık kısa anketimize yol arkadaşlar. <laughs> Ablakisi almasın tabii Şimdi ben ama bu arada resetleyeceğim ya yavarmanla bu tekrar karşıma gelecek abi büyük ihtimalle. Okey. Resmidir dedik. Ortalık kırıştı. Bak ben size şöyle söyleyeyim bir şehir. ikinci şehir ya da şuraya bir şehir daha hemen. Put. Bunun, bütün bunun etrafında şehir dövüşeceksin burada. Yani bu, bunun olayı bu. Ee, Amanitor'un bir özelliği vardı. Normalde daha az district yapıyor. Wander'ın kenarına holy site'ları düşeceksin. Gerçi bu tayaları kaybetmeyi çok istemezdim ama. Okey süre bitmek üzere. Okey herkes rest'e de yapacak bir şey yok. Neyse ben save'imi aldım. Bu save'le oynarım. Ee, restart. Bakalım sırada kim var? Hmm. First stirrings of the beneath water. why <laughs> menelik why why menelik why taking his first upright steps you have come far now begins your greatest quest the the challenge on towards the stars menelik the second great king and emperor you have a vision for your people You will build both friendships I and factories, alliances and railways, and use your wits and your wisdom to bring us into a bright and free future. Arkadaşlar Mendelek şehre geldi. E, Etiyopya paketleri birlikte geldi. Frontier People içerisindeki e, yeni medeniyetlerden bir tanesi. Mayalarla birlikte gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Mendelek'in şöyle bir özelliği var. Tepelere kurulmuş şehirlerde. E ee, ürettiğim tur başına fate'in %15'i kadar kültür ve bilim alıyorum. Aynı şekilde askerler tepelerde daha kuvvetli. Bunun dışında iç ticaretten giden gittiğimiz şehirdeki resource sayısı kadar ekstra fate ee, geliştirdiğim Aylılarsa aynı şekilde artı bir feyt onu da getiriyor ve sahip olduğu her kopyası için. Yani sırf içeride ticaret yapıyorsunuz. Feytle ve arkeolojistlere aynı şekilde e, satın alabiliyorum. müzeleri ve arkeologları. Ondan sonra e, Oromo Calvary diye bir medieval sonrası atlı ünitem var. Bir de Rockhung Church adı verilen bir özel bize ait bir e, kilise binamız var. Tantini, Tantini. Tantini değil abi bizde rakı balık var ya. Net rakı balık var yani. <laughs> Haydi bakalım. Ah ulan Mantıken yani şuraya kurmak çok daha akıllıca bir hareket. Ama ve lakin buraya bak şimdi hemen planı çıkartalım arkadaşlar. Liman, gerçi liman buraya da gelirmiş ya. Hmm. Şimdi birazdan göreceğiz bu Legendary olan kısmını. Legendary olan kısmı buralarda eşek yüküyle production var. Ee, burada balıklardan artı bir production aldığımda. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 ekstra production var demek. Yani fate olarak ilk alacağım pantheon ilancında. Map'i random yaptığımız için göreceğiz. Bu arada tahminen şurada bir yerde de bir kara parçası falan var kesebileceğimiz bol bol alanımız var. Tek sorun Fate üretimi yapabileceğim tatlılıklı bir şey değil. Neyse buraya ben kurulurum ya. Bütün her şey eşit mesafedeyim. Bunu yerini değiştirseydim çünkü buradaki dalgayı alamayacaktık. Online speed'de oynuyoruz değil mi bir de arkadaşlar? Şuradan hemen Sailing'e gideyim diyeceğim ama Sailing de gidilecek gibi de bir yerde değil ya. Aa bir dakika. Ha doğru Tekken Shuffle modu açmıştık değil mi? Tamam okey. Bir an korktum ya ne oluyor? Eee Bu arada adalar gibi bir harita çıktı sanırım arkadaşlar. Ya şöyle bir rahatlı olacak. Kolay barbar bar gelmeyecek. Onu biliyorum yani. Kim var burada? Economic City State. Harika. Lisbon. Lisbon ilk biz karşılaşmış olduk değil mi? Oo ilk biz karşılaşmadık. What the heck? Nasıl ilk biz karşılaşmayız ya? fonde. Bu bu arada bayağı tatsız oldu. Penikellerin gemileri çok kuvvetli. All of Minerva ile ekstra ekonomi mi? Yoksa hermetiklerle Herhangi birine bağlı değiller sanırım. Evet, bana Void Singers lazım. Fate Production için. Extra Fate için. Yok menel meneliğin özelliğini kullanabilmem için lazım arkadaşlar bu. Abi, o kadar hızlı setleri çıkartıp yani hemen bir şehir buraya bir şehirde buraya kurmam lazım. O kadar hızlı yapmam gerekiyor ki bunu. Yani Bu arada bir yerde bir tahminen bana saldıracak ya. Geliyor yani. Yengeç yengeç geliyor. O faralt da burada. Abi sırf denizciler mi geldi ya? Bu arada ciddi kahve geliyor bu arada. <laughs> Hmm, ormanı kaybetmeyin. Aa, bu arada tepelere kurulan şehirler zaten yanlış oynadık Ya. Oz of Minerva, yani şu an hiçbir hiçbir anlamı yok yaptığımız şeylerin. Kelimesel olarak. Veya saçma bir duruma karşı karşıyayız. Oraya artı bir res yazalım. Aynen değil mi? Artı bir res yazalım. Şu artı bir polis slot erkenden o kadar çok işe yarıyor ki aslında. Ah çıldırdı kadın. Bu arada yani şöyle bir olay var. Ee, benden daha çok... saldıracak kesin bu arada. Hani o gözle bakıyorum ona da. Baba nasıl geliyor? Yani Deity'nin size saldırmaya nasıl karar verdiğini anlamanız için şu, şu tabloyu görmeniz yeterli arkadaşlar. Burası geliyormuş. Yavrum şurada bir volkan patlar ya Volkan patlar ben saldırayım 20. tur Oyunun 20'de bir 10'da biri bitti mi Race atacağım atacağım Sadece hani Bir şansımı bir şeye denemek istiyorum Şimdi teknolojiler karışık geldiği için Archery nerede onu bilmiyorum. Yani Archery tahminen şuralarda bir yerde. Ee... Bak God's Hope'lu C'yi alırsam iki production ekstra buradan kazanıyorum. Bu şehir bayağı production manyağına dönüşüyor. Ee, ama aslında mesela bu senaryoda breathtaking dediği alanlara bakalım. Ayarlarımın appeal'ını yükseltebilirsem aslında bayağı güzel fade çıkartabilirim şimdi buradan. Düğünüzü atacağım atacağım ya arkadaşlar sadece bir ufak bir şey derdindeyim. 25. Ya yani bu Warrior'ı bitir. Ya bir şey görmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle biz Sizi görmek istemeyeceğim her Neyse buradan şey yaparız ya. Yani. Aynen şimdi atalım hemen bir Ben o sırada hemen bir çay koyup geliyorum arkadaşlar. Bakalım sürpriz olsun bana da kim gelecek görmek istemiyorum şu an. Vay arkadaş kim gelmiş ya. Vay inkacılar ya değişiklik olur. <laughs> <laughs> İnanılmaz inkalar. inkalar inkalar. Şimdi iç ticari rotaları artı bir yemek veriyor. Her bir dağ tayalı için var olan şehirdeki. Yani mesela şehri dağın dibine içine kurarsam, mesela üç tane dağ içerisine kurarsam ee, artı üç food götürecek. Okey. Ee, Kapak nan diye bir geliştirmesi var Kendisine ait bir geliştirme Bize özel dağların arasından yol açabiliyoruz Sanırım bundan ee, Mita Citizenlar Dağ taylarında çalışabiliyorlar Yani dağlar bize koymuyor arkadaşlar Dağlar bize koymuyor Artı iki üretim artı bir yemek getiriyor bir de Her bir teras Tarlası için çok enteresan yani Çok enteresan bu Restart Gaming candır ya. İnka GG. Hadi bakalım neler olacak. Bilim ya da din oyunlar. Oyunları. Değil mi? ne bakacağız neler yapacağımıza. Yani bu kadar da daha beklemiyordum ama ya. <laughs> Art. Şu ormanlık alanı keserek kaybetmeyi riskini almam yani. Bir tur kaybederim ama o riski almam yani. Çok akıllı hareketmiş ya. Boşu boşuna burada kullanamayacağım tile şeyim olacaktı. İçgüdülerim var ya bazen beni şaşırtıyorsun ya. Gerçekten şaşırtıyorsun. Tekniciliği bulduk. Gene shuffle oldu ortalık. Haydi bakalım. Dağ taş bayır. Oğuz Minerva hemen geldi. Şimdi. Oğuz Minerva değil de. Hazır bu şu anki oyunun online speedini kullanıp. Süper hızlı bir şekilde aralıksız setler kurup böyle bir 10 şehre falan çıkalım mı gereksiz büyük bir hızla? Sanki böyle klasik Sivalt'ı oynuyormuşum gibi. Öyle öyle karışık teknoloji modunun maalesef böyle tatsızlığı var ama. Değil mi? Gereksiz şehir. Oğuz of Minerva'yı alırız ya. Vallahi bak. Magnus. Koy bakalım Magnus'u içeri. Magnus'un özelliği, ikinci upgrade'ini alırsak Magnus'un, ee, biliyorsunuz ki setleri çıkarttığımda nüfus kaybetmeyeceğim. Bu bayağı kritik bir özellik. Ve benim çok sevdiğim bir özellik. Şimdi, şöyle kritik bir nokta var yalnız. Bunları yapalım dedik ya, şu tayyarlık isimle kaptırmamam lazım yani. 25 gold birazcık düşündürüyor beni. İki tur. Dört tur sonra büyüyecek şehir. Birazcık nüfus şeyimiz az. Olsun. Gerçi o sırada hızlı bir monument da çıkartabilirim. Okey. Bir şehir de buraya gel. Yani hemen gör şehri değil mi? Gidelim şuradaki barbar problemini çözelim ya. Gerçi bu kadar şehir yapacağım dedim de. Eee. ship building'e kadar bu kıtayı terk edemiyor olacağım yani. Birazcık tatsız olacak anlaşılan. <laughs> Abiciğim anında da spawn etmezsin be ya. Vallahi anında spawn etmezsin ya. Tamam yukarıda da bir şehir var tahminen. da yani kanalı da her yerde be. Kanadın ağzına doğru kurulacağım şu an gidip. Bütün buraları pat 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 şeyle koyup kanadının büyümesini bu tarafa doğru engellemem lazım. Hatta belki Kanada ile savaşırız arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Kanada'nın her ne kadar gereksiz askeri gücü olsa da. Şimdi buradaki tayalardan ekstra fate cırklatabilirim. Ekstra fate kullanacak mıyım? Kullanmayacağım. Plantation alanlarım fazla yok. Ee, taş ocaklarından Vır zıvır çıkartabiliyorum. Bondurları hızlı yapayım. Bondurla falan uğraşmayacağım hiç ya. Şu free builder'ımızı alalım. Hızlı setler yapacağız dedik ya. Çok iyi abi. Eroskor bende. Şimdi Kanada ile başımı belaya sokmaya başlıyorum arkadaşlar hızlı bir şekilde. Hazır mısınız? Vampirleri çıkartalım mı arkadaşlar ya? Hiç Sanguin Pact ile oynamadım biliyor musunuz? Vampir çıkartayım mı? İnkalar olarak hemen durmadan asker basıp Kanada'yı elimine edelim mi? Sanki bunun tam zamanı gibi şu an ya. İlk vampirimizi aldık arkadaşlar. Hemen hızlıca bir set lirada şuraya da bir şehir kurabilirsem eğer. Hazır Kanada'nın adamları buradaki diğer vahşi barbarlarla uğraşırken. Şimdi burada artı iki food gelmesi çok daha kritik benim için. Bakar mısın abi fıstık gibi ya. Üç food, iki production. Şehir nüfusu çıldıracak demektir. Yani bana değil, bana değil. Tamam burası kalsın. Buranın hemen isyan çıkmaz orada. Is Gel <laughs> abi hızlı hızlı. 220 golda bir adet setleri satın alabiliyorum. Military Tradition daha önemli. Askerlerimiz yan yanayken daha kuvvetli olacak. Ee, bir tane daha vampir alacağız sonrasında. Promote. Şu settler'dan setlerden şey kaybetmek için hemen şunu da bir atlayalım. Eğer demiri bulup warrior'larımı da yapabilirsem arkadaşlar. Baya acayip olacak ya. Ha, oyun crash etti bu arada. <laughs> Kanada, Kanada müdahale etti arkadaşlar. Tredo, Tredo dedi ki böyle olmaz kardeşim biz barışçıl bir ülkeyiz. Sen ne yapıyorsun yine? İnkaları üzerimize saldın. <laughs> <laughs> erken oyunda rakipten şehir alabilirsem Kanada'nın çok askeri var şu an. Çok avantajlı olacak ama erken oyunu kaybedip bir Kanada gibi rakibi eleyebilmek demek arkadaşlar. Çok iyi. Vampirler ölmüyor arkadaşlar. Ölmeyen ünite. Öldüğü zaman doğduğu şehre geri dönüyor. Heal'lanıyor. Tekrar ilk defa oynuyorum bu arada. Yani Sanguin Pack ile birlikte. Böyle erken domination Date'i What? <laughs> Çok mümkün değil ama. Bakalım göreceğiz. Selam Sefa, hoş geldin. Neyse, oyun oyun çökebilir. Oyunlar çöker. Bunlar sık karşılaştığımız durumlar oldukları için arkadaşlar. Çok bir şey diyemiyorum bu Yok yok, Kanada'ya biz şunu diyeceğiz işte. Ben geliyorum kardeşim, yavaş yavaş böyle. Benim acilen Swordsman'a ihtiyacım var. Swordsman'ı eğer alabilirsem... E... Dingle. <laughs> Dingle oynamıyorum. Hayır. Deniyorum ama beceremiyorum. Çok istiyorum ama elim dönmüyor. Falan yani. bayağı bir acayip. Hoşlandın. Ulan Paçakuti be. <laughs> Paçakuti. Dağların adamı. Benim huyum erken oyunda kanalda kaybetmek daha sağlam. Farak çok mantıklı. Bana bir büyük vereceğim şu an maçta bakalım ya. O Amanitor'la oynatmadınız ya işkence çekeceğiz ya yemin ediyorum. Randall selamlar hoş geldin. Machu Picchu. Ben şu Kanada'nın etrafına ikinci şehri, üçüncü şehri kurayım. Dört tane şehrim olsun. Askerle basıp şu alayım abi Kanada'nın başkentini. Sonra salacağım oyunu zaten arkadaşlar. Rahat rahat oynayacağım. Şimdi adamın benden bir tık fazla şeyi var. Bunun boost'unu almamış mıyım ben? Bunun boost'unu almamışım sana. Neyse adam adamı adam kaybetmenin hiçbir anlamı yok şu an benim için. Şu 3 tur sonra şey gelsin. Ee, şunu Magnus'u promote ediyorduk. Internal trade route'lar. Çok önemliydi ama setleri satın almak için bekliyorum demiştim. Military tradition alacağız demiştim. Haydi bakalım. Benim sizler tatlısınız ben değil. Şu vampirler güzel kasıyordu galiba ya. Bunları böyle level atlayınca vampirler böyle one shot şehir ele geçirmeler falan gibi. Acayip acayip huyları vardı vampirlerin. Bu arada kanada eşek gibi bilim üretiyor. Yani o okçuları falan çıkartacak beni çıldırtacak bir yerde onu biliyorum. Ee, o yüzden. Ama kanada neyse ki çok askeri yok ya en azından şu an için 139 yarı yarıya militer gücümüz şu vampirimiz hemen Aa ekranı büyütmeyi unuttum ya pardon 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 vallahi daldım ya vampirle abi arkadaş vampir adam öldürdük ya o yüzden ben heyecanlandım şimdi hadi iron iron yok mu iron kesin Kanada'ya vermiştir İrol ya. Şimdi ne taraftan gideceğim problem. Üç tura bir setler. şu Kanada'nın buraya doğru büyümesini engelleyeceğim için çok mutluyum şu an. Builder'ı da harcamak istemiyor. Aa Magnus'un... Holy. 135. Birazcık asker kaybediyor. Ben de asker kazanmaya devam ediyorum bir yandan. If there are no Okey bak şurası riskli bir yerleşim bölgesi ama gidip yerleşeceğim. Çünkü şöyle komikli bir şey yapacağım arkadaşlar. Bu riski alacağım. İki tur kazanacağım. Bu setleri, bir setleri daha çıkarmak istiyorum. Bir de burayı hemen acil riske atmadan acaba şehri buraya kurup buralardaki genel baskımızı mı arttırsak ya? Demir çıkaydı. Çok güzel olacaktı. Demir çıkmadı ya. Duvarları da bilmiyoruz. Tahmin o da bilmiyor daha duvar kurmayı ama yani teknolojik olarak çok ileri gidiyor. Gelsene bir dinans ödememiz. Sanki seninle savaşacakmışım gibi. Bir anda heyecanlıyım şöyle. Hey Allah kahretsin şunu almamışız ya. O kebek bizde ya. Kebeği her türlü alacağız herhalde galiba kesin sanırsam. Şu an var ya baya yaldır yaldır. Yardır yardır. Tam olarak o kafadayım yani. O demiri göreceğim. Hangi demiri göreceğim? Bu demiri göreceğim değil mi? Görmediğim demiri göreceğim. 45 gold. Görürsünüz o demirle size neler edeceğim. Abo! Gördük la gördük gördük bunu işte. De üzerine adam var abi. O adamı çıkartamıyorum onun üzerine. Bu arada şu an kanaldan daha çok askeri gücüm var. İki tur sonra savaş açabiliyorum. Bu demiri de gördük. Bu demiri de alacağım. Artık savaş vakti mi ya? Şuradan bekleyeceğiz rezalet. İşte birbiriyle olan <laughs> asker şeylerim daha yüksek. Daha çok askerim var, işte ıvırım var, zıvırım var ama Deighton aldığı bonuslar o kadar iyi ki. Bu arada özellikle bütün askerleri bu e, ormanlık alanların üzerine tutmaya çalışıyorum. Bu arada arkadaşlar, e, bunun bazı özel sebepleri var. Şimdi bu dört warrior'ı bir şekilde egal edebilirsem, vampirimizi birazcık level atlatabilirsem, bir de Archer'i bulsaydım şu an muhteşem olacaktı ama Archer'im yok maalesef yani. ekstra gold geliyor zaten. O bizde. Aa, gerçi bunun yerini değiştirmem lazım. Arkadan support gelmeye devam ederse. Hayır ya restart atarız yani kötü 5 tane warrior var burada. Buradaki marş alanları defensive bonusu aşağı çektiği için buraya da geçmeyeceğim. Ee, bakalım ne olacak. No man ever wet. Buradan tertemiz bir operasyon ile eğer bir şekilde iron kurmadan gidip alabilirsem şu Builder'ı hızlı bir şekilde aşağı getireceğim çünkü şuraya. O sırada parası birikecek. O hemen iron alacağım. 10 tur sonra ben swordsman'a geçebileceğim. O birazcık tatsız olsa da. Evet. Bakalım nasıl olacak. Şu an 30 puan öndeyim askeri olarak. Tabii ki Lapsi Archer'ı upgrade etti. Yani bu yani arkadaşlar. Anam. Free Settler'da mı var orada? Çok adam kaybedeceğiz. Şu okçu bize çok can çekiştirecek ama İşte burada ya. Volkanın orada. Şurada işte demir. Bunu biliyorum ya. Burada. Burada arkadaşlar. Yukarıda da var. Önemli olan Kanada'nın şu an hayvan gibi şeyindeyim askeri olarak laps diye bir şey basmazsa şu an burayı sıkıştırdım. Yani yapmak istediğim operasyon tam olarak şu. Ulan <laughs> ah, duvar çekmiş buna. Ya. Her tur bir adam kaybedeceğiz. Bu bir atlı da çıkardı. Yapar, çıkartır. I don't Bizde Archer yok tabi. Ha geliyor Archer sonunda. Baksana bir anda 236 asker. çok dengesiz oyun ya. Gerçekten yani... Böyle iki turda duvar koymalar falan. Piramit tatlı gözüküyor da. İşte restart abi. Şu an, şu an mesela... Bu savaşı battering ramsız alma ihtimali mesela yok. Yani her tur dediğim gibi buradan laps laps adam kaybediyor olacağım. Böyle verdiğin demir hissettiğin hiçbir hiç şey hissetmiyorsun zaten böyle. Buraya böyle sonsuz besletem de bu gerçekten şu, şu... Eskiden yapılabiliyordu bu arada bu erken savaşlar arkadaşlar. Gerçekten yapılabiliyordu öyle söyleyeyim size. Bu, bu Gathering Storm vesaire ıvır zıvır bu getirdikleri upgrade, update'lerle bu erken savaşlar o kadar anlamsız bir hale geldi ki. Yapma daha iyi. Resiki. Vallahi öyle. Demir de anca çıktı. Bak atlı aralıksız 235. Benden 100 puan geride olan medeniyet bir anda her şehri durup dururken böyle şeyler koyabiliyor. Garç sahibi inanılmaz bir yer üstlerdi. Allah kahretsin ya. Ee, Nymeria eğer botlar daha iyi oynuyor olsaydı bu oyunu bu zorlukta kimse kazanamaz. Kleopatracım mı geldi? Man, steps, Saldırmak yerine Kanada'ya şehir sayımı arttırarak yani hemen ilk olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 şehir mesela kurabilseydim oyunu normal standartlarda bir şekilde kazanırdık. Ben savaşmayı tercih ettiğim için kaybettiğim zaman çok büyük oluyor aslında. <laughs> Mısır nasıl sevmiyorsun ya? Mısır muhteşem yani. Her bir ticaret rotası artı dört altın veriyor otomatik yani. Ee, diğer medeniyetlerden bize olan ticari rotaları artı iki yemek getiriyor onlara artı iki altın bana getiriyor ekstra. Ee, Elaylarla ticaret yaptığında alliance pointlerim kadar yani ne kadar alliance seviyesinde olduğum kadar ekstra bonus getiriyor. Districtlere wonderlere nehir kenarına kuruyorsam daha hızlı kuruyorum. Ve sel olduğunda demircemiyorum yani muhteşem yani. Ya bir şey diyeceğim bu Legendary Start'tan anlayışı ne acaba bu oyunu ben çok merak ediyorum ya yani. Tek başıma kuzeyde bir yerde mi yaşamamı istiyor bu oyun? Yani dört tane resource verince Legendary Start oluyor Allah aşkına yani hani gerginlik, stresler, streslere sokacak beni yani bu noktada. Haklı restart tabi ya. Restart bizim hakkımız. Hay senin the, the great beasts of the stone age to man taking his first upright steps you have come far now begins your greatest quest from this early cradle of civilization on towards the stars Kupe the Navigator. You named the land of the long white cloud. Balıkçı olan geldi ya yani, inanılmaz ya. Yani. Var net Amanitor'un ağır ya. Yani. Arkadaş hala Amanitor sevgiyle dönebiliriz. <laughs> Abi girse çeviriyor <laughs> ama keyifimiz o kanlı. Amanitor'a dönebiliriz yani. Bir, şuna da bir bakacağım. Kupe nereden başlayabiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şimdi sağa mı gideceğim sola mı gideceğim bunların hepsi dert. Ulan tek seferde yer bulacağımı hiç beklemiyordum ya. İki tur geriden başlayacağız ama bir nüfus önünde başlayacağız yani. Yine bol resource algısı çok garip bir oyun ya. Gerçekten çok garip bir oyunun bol resource algısı. Ya bir de tek shuffle oynuyoruz ya. Bu da birazcık bizi bozuyor aslında arkadaşlar.